Öncelikle sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Günaydın bütün dostlarımıza. Her zamanki gibi e, başladık etrafımızda güzel kelebek, kelebeklerle birlikte. Onların buraya ayrı bir keyfi, ayrı bir güzellikleri var. Biz zaten doğada gezerken bu videoları çekerken hep bu e, buradaki belki de, e, duyuyor duyuyor olabilirsiniz. O e, muhteşem e, farklı türden kuş seslerini, kuş cıkırtıları, biz burada böyle söyleriz köy dilinde. O kuş cıkırtıları insanın ruhunu e, okşayan bir cinsten. Her e, kuşun kendine özgü bir e, ses tonu var. Herkesin kendine göre bir e, armonisi, ayrı bir e, şarkı düzeni var. Ve şu anda biz tam da kuşların o bıcır bıcır o cümbüş seslerin içerisinde bu videoyu sizlerle paylaşmaktan ve bu çekimi yapmaktan gerçekten çok keyif duyuyoruz. Tabii biz bunları burada anlatırken şunu da ifade edeyim. Burada belki o kadar, yani mümkün olduğu kadar, dilimizin döndüğü kadar güzel anlatmaya çalışıyoruz her şeyi fakat bir de buraya siz kendiniz geldiğiniz zaman her şeyi bizzat yerinde görürseniz her şey çok çok daha güzel, çok çok daha farklı. Bazen bazı arkadaşlarımız buralarda çok değişik yorumlar yazıyorlar ama ben o arkadaşların yazdığı yorumlara istinaden böyle onlara bu güzellikleri buradan bir göstermiş olayım. Kendileri bizzat görsünler. Ki biz şu an itibariyle bütün videolarımızı ancak elimizdeki teknolojik imkanlarla çekiyoruz ama daha sonra inşallah en kısa zamanda drone ile çekimlerimize başlayacağız. O zaman her şey çok çok daha farklı olacak. Buna rağmen biz burada her şeyi doğaçlama olarak anlatıyoruz. Ne görüyorsak, ne hissediyorsak hepsini sizinle buradan paylaşıyoruz ki öncelikle hemen şunu ifade edeyim. Arsa köy dediğimiz zaman ki tabi ben belirteyim ilk önce yine Sedikemer Arsa köyündeyiz. Şimdi Arsa köyü denilince e, aklımıza gelen ilk şey ne oluyor? Hep böyle o üzüm, asma bahçeleri, üzüm bahçeleri oluyor, değil mi? O yüzden e, burası aynı önümde önümde görmüş olduğunuz gibi ve yine bu karşıdaki e, aslında karşıda görmüş olduğunuz kayalar e, artık bizim e, Antalya sınırımız o kayalanan bir tarafı Arsa Köyü'nün tamamı. Ve şuradan baktığınız zaman bu asma bahçelerini o asma çardaklarının hepsi tam böyle muhteşem hatta muhteşem ötesi aynı golf sahası güzelliğinde sizleri burada karşılıyor. Yani burada durduğunuz zaman karşınıza çok güzel bir manzara, çok güzel bir açık hava olduğunu da buradan belirteyim. Şimdi konum olarak tam olarak neredeyiz? Onu da ben bir ifade edeyim ilk önce sizlere. Konum olarak Arsa Köyünün yaklaşık yani Arsa Köyü merkezinden yaklaşık 600 metre alt kısımdayız. Ama buradan gerçekten manzara müthiş. Önünüz açık. Bir de tam altımızda bir tane küçük bir dere var. Orası da yaz boyunca şırıl şırıl o toroslardan gelen ee, suyun ee, akışı zaten sizin ee, ruhunuzu ee, fazlasıyla okşayacaktır. Bir de arasına böyle vıcır vıcır, cıgır cıgır o kuş sesleri eklenince gerçekten burası ee, yaşanılması ee, doyum olmayan yani yaşamaya doyum olmayan bir güzellikte ee, bir bahçe olacak sizler için. Şimdi bahçemizin hemen yavaş yavaş başlayalım e, konum itibarıyla. Zaten gördüğünüz hemen alt tarafımızda iki tane küçük mahalle var. Zaten büyük e, arsa merkezimizde biraz yukarıda. Aracımızın olduğu yere, yere kadar gelen bir karasır yolu var. Ayrıca gördüğünüz gibi burada bir e, demir kapı mevcut. Yani e, resmi yolunuz, karasır yolunuz direkt arazinin içine kadar geliyor buradan. Öncelikle karasır yolunun olduğunu belirteyim bir de bahçenin kapısından itibaren şöyle arkaya doğru bir dönelim arkadaki o asma çağdaklarını asma bahçelerini zaten görüyorsunuz buradan arkaya doğru geçen hafif bir eğim var ama arazinin tam içerisine doğru baktığımız zaman da ilk girişten itibaren sizi bu muhteşem zeytin ağaçları karşılıyor ki zaten biliyorsunuz burası hem zeytin olarak hem de asma bahçesi olarak her zaman ön planda olan bir bölge. O yüzden bahçenizin gerçekten giriş bölümü çok çok enteresan. Hem içeriden giren bu yol görüyorsunuz. Yolun hem sağında hem solunda yaklaşık 13-15 yaşlarında zeytin ağaçlarının gürbüz bir de yani çok güzel bakımlı zeytin ağaçlarının olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Ki bu zeytin ağaçları sizin burada bir Çekirdek aile olarak düşünürseniz bir yıllık zeytinyağı ihtiyacınızı fazlasıyla karşıladığı gibi bir de onu satma hakkınız satma şansınız da var. Size çok daha fazla buradan katkı sağlayacaktır. Şimdi parselimiz öncelikle 1338 metrekare olmakla birlikte. Hemen yan tarafınızda orada bir tane ev var. Üst tarafımızda zaten hemen bahçenin arka tarafında yine ev var. Sadece dediğim gibi e, bu da biraz biz hafif e, çukurda kalmamıza rağmen şimdi biraz sonra göstereceğim bahçenin ön tarafındaki o güzellik, o e, muhteşem manzarayı. Burası 1.300 metrekarenin e, şöyle tarif etmem gerekirse eğer yarısı e, yaklaşık olarak yarısı düz, e, diğer yarısı e, yamaç bir e, arazi burası. Yani yamaç olmasının size artısını da söyleyeyim ki o yamaç bölgenin aşağıya kadar o dereye kadar inen bölümünde zaten gördüğünüz üzere komple komple zeytin ağaçlarının olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ayrıca bahçenin içerisinden tam bulunduğum noktadan baktığınızda karşınızda biraz önceki bahsettiğim olmuş bahsetmiş olduğum gibi o golf sahası güzelliğinde çok güzel bir manzara burada sizleri bekliyor. Ve bunun haricinde e, konum olarak yine söyleyeyim. Buradan baktığınız zaman Saklıkent Doğal Milli Parkı'nın tam üstünde e, yer alıyoruz. Zaten ben sizlere buradan e, zaman zaman bunların bilgisini hep veriyordum. E, Köyü demek e, Saklıkent demek. Aynı zamanda Saklıkent'in tam üst bölgesindeyiz ki e, şimdi arazinin konumunu çok daha iyi anlayacaksınız. Az önce içerisinde bulunduğum yol vardı ya, o yoldan hafifçe buraya doğru geçtim, zeytin ağaçlarının içerisinden. Ve e, alt kısımdaki bulunan o dere olan yeri de buradan sizlere net göstereyim. Buyurun. Sazların olduğu yer çok küçük bir e, dere, dere yatağı. Oradan da e, 12 ay boyunca şırıl şırıl e, suyun aktığını buradan sizlere ifade etmiş olayım. Yani buraya geldiğiniz zaman, daha doğrusu şöyle, İster sessizlik, yani e, istiyorsanız sakin böyle sabah kalktığınız zaman buz gibi e, bir havayla ve e, hiç nem olmadan akşam yattığınızda ayrı bir keyif alıyorsunuz. Yatarken uyurken nem olmadığı için sabah kalktığınızda da zaten böyle çivi gibi, çelik gibi uyanıyorsunuz. Bir de bu manzarayı gördüğünüz zaman zaten yanımda da bir demlik çay olduktan sonra e, değmeyin keyfime gitsin hesabı. E, ben buradan fazla o çay işine fazla karıştırmayayım isterseniz. Siz geldiğiniz zaman o keyfi burada e, isterseniz kendiniz isterseniz burada hep birlikte e, yapabiliriz. Evet işin e, en güzel tarafı buydu. Manzaramız bu şekilde tam arazinin alt kısmından dediğim gibi çok güzel bir dere geçiyor zaten yemyeşil her yer. Bir de buradan baktığımız zaman ağaçların aşağıya doğru o eğimli olan kısmındaki zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Komple yamaç kısmını zeytin ağaçlarıyla buradan donatılmış. Burada resmi yolunuz olduğu sürece ki resmi yolunu az önce göstermiştim sizlere. Zaten elektriğiniz de burada var. Hemen yan komşumuz, komşumuzda da var. Hatta şuradan göstereyim. Bahçemizin hemen üst kısmında Elektrik direğini de buradan göstereyim. Daha sonra çok ince detaylarla ilgili buradan soruyorlar. Yani biz direği nereden çekeceğiz diye. Buradan yaklaşık 50 metre yukarıda elektrik direğini görüyorsunuz. Oradan da direkt elektriğinizi alabiliyorsunuz. Zaten burada bahçeniz olduğu sürece hem elektriğinizi resmi olarak alabiliyorsunuz. Hem de buradan köy şebeke suyunu da buradan rahatlıkla almanız mümkün. Bir de e, o işlerle ilgili de biz buradan e, zaten her şekilde sizlere e, yardımcı oluyoruz. E, elektrik, su bağlantısı, e, yolun e, düzenlenmesi gibi işlere ilgili de ihtiyacınız olduğu sürece de zaten bizim burada çok güzel bir ekibimiz var. Hem haritacımız var, e, hem e, avukatımız var, hem de diğer bütün e, teknik e, ekip ve elemanlarımız mevcut. Onunla ilgili de burada herhangi bir sıkıntı asla yaşamazsınız. Evet son olarak yine ifade edeyim. Buranın e, yüz ölçümü tam olarak 1338 metrekare. Ve gördüğünüz gibi manzara müthiş. E, önünüzün hiç kapanma şansı yok. Hem düz araziniz var hem eğimli e, araziniz var. E, o yüzden e, sabah kalktığınız zaman aynen şu andaki göstermiş olduğum gibi muhteşem bir manzarayla, muhteşem bir havayla e, uyanacaksınız. Artık e, geri kalan e, bütün keyif kısmında Sizlere bırakıyoruz. Umarım burayı e, güzel bir dostumuza nasip olur ve biz de lütfen çaya davet etmeyi unutmayın. E, şimdilik e, bu kadar diyelim. Yine videonun altında bütün detaylarıyla birlikte hem fiyat bilgisini hem diğer detayların hepsini videonun alt kısmında e, paylaşmış olacağım. Yine aklınıza takılan bir soru olursa da e, o, e, açıklama bölümünde e, zaten telefon numaram var. Bütün bilgilerim orada var. Bana her şekilde rahatlıkla ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdilik bu kadar. Ee, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.